Bir sorununuzu duyduk. Site yönetimi ilk imzadan belli. Geliyorsunuz, 5 yıl değiştiremiyorsunuz. Gelir gelmez 5.000 TL ayak bastı parası gibi bir sabit para, %80 anlaşmazsa yönetimi değiştiremiyorsunuz. Bu sorunu da dikkatle izliyorum. Sözleşmenize baktıracağız. Site yönetimini AK Parti dönemindeki anlaşmadan alanlara diyorum. Bu insanları mağdur ederseniz karşınızda beni bulursunuz. Bu insanları memnun ederseniz sözleşmeniz devam eder. Nokta. Sakın bu insanlara deli dumrul misali karşılarına kimse dikilmesin. Şimdi gelelim bu konuyu enine boyuna konuştuk. Ayrıca bu iktidar Hatay'da, bu iktidar depremde yıkılan 10 şehrimizde dünya kadar söz verdi. Aynı bu mahalleye, Kepez ve Santral mahallelerine 2017'de verdikleri söz gibi. Dediler ki herkese 1 yıl içinde ev vereceğiz. Biz 1 yıl içinde 650 bin konutu yapıp teslim edeceğiz. Depremin üzerinden 20 ay geçti. Yani neredeyse 2 yıl oluyor. Ve konutların sadece %30'unu yaptılar. 1 yılda 650 bin konut dediler, 20 ayda 100 bin konut verdiler. Şimdi biri çıkıyor 2026'da, biri çıkıyor 2025 sonunda. Cumhurbaşkanı çıkıyor 2026'nın ortasında. Görünen o ki daha yıllarca depremzedeler konteynerda, çadırda kalmaya devam edecekler. Bakın, devlet sözü verdiler. 1 yılda anahtar teslim dediler. 10 depremzededen 7'si 2 yıl geliyor, hala daha çadırda, konteynerda. Yarından sonra buradan sizin selamlarınızı Hatay'a götürüyorum. 2 yıl Hatay'da, 2 ay Hatay'da arkadaşlarımız çalıştılar. Gidip 2 gün orada duracağım. İncelemelerde, ziyaretlerde bulunacağım. Merkez Yönetim Kurulu'nu Hatay'da toplayacağım. Nasıl size sahip çıktıysak depremzedelere de, deprem bölgesine de biz sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Dün Ankara'da hepimizin yüreklerini sızlatan bir dava görülmeye devam etti. Sinan Ateş kardeşimiz, siyaseten taban tabana zıttık. Geçmişte bizi çok eleştirmiş, çok ağır da sözler söylemiş. Ama bir gün bir baktık, o gencecik akademisyen, 2 tane güzel kız çocuğu, bir gencecik eşi, annesi, babası, kardeşleri gözü yaşlı, Sinan Ateş'in naaşı Ankara'nın orta yerinde kaldı. Bir cuma namazı çıkışında Sinan Ateş'i vurdular. Sonra oracıkta bıraktılar. Ne bir başsağlığı dilediler, ne bir tweet attılar. Ne cenazesine gittiler, ne ailesine taziye verdiler. Orada kaldı. Elbette ülkücüler, arkadaşları, gerçek dostları, Milliyetçi Hareket Partisi'nde yüreği buna dayanmayanlar cenazeye de koştular, mahkemeye de koştular, sokaklarda da yürüdüler. Ve biz bu cinayetin üzerinden, dünya görüşü ne olursa olsun, içinde insanlık olan, adalet olan, vicdan olan, küçücük çocukların yüzüne bakmaya utanan milyonlar bir sevgi ittifakını oluşturduk. Ve Türkiye'de iyi niyetli, vicdanlı, siyasete vicdanını terk etmemiş olanlar o ailenin arkasında durdular. Dün karar açıklandı. Karar açıklanmadan bir gün önce ben, olsun varsın, 4 gazeteci ve Sinan Ateş'in ailesi açıkça tehdit edildi, hedef gösterildi.
Dün ablasına Sinan'ı vurdukları yetmezmiş gibi arkadan haince saldırdılar, yakalandılar, bugün içeriye tıkıldılar. Ama dün mahkeme karar verdi. Tetikçiye, azmettirene, taşıyana, keşif yapana cezaları verdiler. Ama bunların hepsi uyuşturucu çetesiydiler, kiralanmıştılar, getirilmiştiler. Ama esas azmettirenleri, hedef gösterenleri, talimat verenleri, finanse edenleri, bu işe devletin polisini karıştıranları ve gerçek katilleri asla ve asla görmezden geldiler. Şimdi bir dava daha yürüyor. Bu davadaki torbacılara müebbet verince sanki kamu vicdanı tatmin olmuş diyecekler. O davayı gizli yürütülüyor soruşturmadan sır verip ser vermiyorlar. Sanki orada takipsizlik verecekler. O dava uyuşturucu çeteleriyle siyaset bağlantısının düğüm noktasıdır. O davanın açılması, kabul edilmesi, takipsizlik verilmemesi ve adaletin yerine gelmesi. Eninde sonunda da siyasi bağlantılara ulaşılması gerekmektedir. Bugün olursa bugün, olmazsa milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar verdiği gün, Sinan Ateş davası da bu kamuoyunun içinde yara olarak duran adaletin tecelli etmediği bütün davalarda yeniden açılacak, yeniden görülecek, adalet yerine gelecek, suçlular hesap verecektir. Söz veriyoruz. Bugün hep beraber enflasyon rakamlarını bekledik, gördük. Geçen aydan bu aya enflasyon yine arttı. Enflasyonun artması demek, hayat pahalılığının artması demek. Enflasyonun düşmesi demek, fiyatların düşmesi değil, düşüş hızının düşmesi demek, çıkış hızının düşmesi demek. Enflasyon geçen ay 52 idi, bu ay 49. Son bir yıla bakınca. Bu ayın kendi enflasyonu yine %3'e yakın. Yani geçen ay 100 lira olan mal bu ay 103 lira olmuş yine. Yani yine hayat pahalanmış. Yıllık enflasyon geçen seneye göre baz etkisiyle %52'den 49'a düştü diye kimse fiyatlar düşüyor gibi bir algı yaratmasın. Fiyatlar artıyor, artmaya devam ediyor. Geçen ay 100 lira olan bugün 103 liradan satılıyor. Ve bu %3'lük aylık enflasyon. Bu rakam dünyadaki 83 ülkenin, yanlış anlamayın, aylık enflasyonunun değil, bir yıllık enflasyonunun üzerinde. Dünyada 83 ülkede bir yıllık enflasyon %3'ün altında, Türkiye'de bir aylık enflasyon %3, övünmeye, kandırmaya çalışıyorlar. Ve biz enflasyonda Arjantin'le, Güney Sudan'la, Zimbabwe'yle aynı ligdeyiz, aynı seviyedeyiz. Bizden kötü yıllık enflasyonu olan bu dört gariban ülke dışında kimse yok. Dünyanın geri kalanı bizden iyi. Dünyanın 83 ülkesinde bir yılda olan bizde bir ayda oluyor. Onun için sakın ha sakın, enflasyon düşüş eğiliminde yakında rahatlayacaksınız. Enflasyon sıfır olsa fiyatlar aynı kalıyor. Enflasyon %49, bu şu demek. Geçen sene 100 olan bugün oldu 149 lira demek. Ayrıca TÜİK ne demek? TÜİK ne demek? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri TÜİK. Tayyip'i üzmüyor, sizi üzüyor. Emekliyi üzüyor. Emekçiyi üzüyor. Memuru üzüyor. Çünkü maaşlara TÜİK'e göre zam yapılıyor. Gerçek enflasyon ne kadar? Gerçek enflasyon
%88. Bilim adamlarının araştırdığı enflasyon. Geçen sene 100 lira olan mal bugün 188 lira. Ve Türkiye'de tek haneli enflasyon hedefi her seferinde daha ileriye kaçıyor. Bunlar enflasyonu tek haneye indiremeyecekleri belli. Peki yok mu bu işin bir çaresi? Elbette hayat pahalılığının da enflasyonun da var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Ve ekonominin kurtarıcısı, dünyada ekonomiyi en iyi bilen, koş gel bizi kurtar Mehmet Bey dedikleri Mehmet Şimşek geldi, enflasyonu düşürmeyi vaat ediyor. Bugün %49'la övünüyor. Mehmet Bey geldiğinde kaçtı? Gören de sanır ki %80'di. Mehmet Şimşek göreve geldiğinde %38'di, 38. Algılara kimse kanmasın. Mehmet Bey geldiğinde 38'di, tırmandı, tırmandı, çıktı. Şimdi yaz etkisiyle, baz etkisiyle düşen enflasyon rakamını 49 gösterip başarı gösteriyorlar. Mehmet Şimşek'in geldiği günden bile 11 puan ilerideyiz. Türk İş, emekçiler, Türk İş'e bağlı işçiler Hazine Bakanlığı'nın önüne gittiler ve aylar önce bizim söylediğimiz, mitinglerde haykırdığımız gibi haykırdılar. Geçinemiyoruz dediler. Türk İş uzun süre sonra ilk kez sokaktadır. Çıkmadıklarında çok eleştirdim. Ama şimdi geçinemiyoruz diyerek bakanlığa dayanan Türk İş emekçilerine sesleniyorum. Haklısınız, yanınızdayız, arkanızdayız. Hakkınızı söke söke alacaksınız. Biz de aslanlar gibi arkanızda duracağız. Bugünkü enflasyonda asgari ücret 9 ayda tam 5600 lira eridi. Yani 17.200 lira verilen asgari ücretten 9 ayda 5600 lira uçtu gitti. Emekli maaşı 9 ayda 4.100 lira eridi. 12.500 liralık emekli maaşı yılbaşında 10.000'di. Temmuz'da 12.500 oldu ama 4.100 lira uçtu gitti. Yani bugünün 12.500 lirası Ocak ayının 8.400 lirası. Yani Ocak ayında az bulduğumuz, isyan ettiğimiz 10.000 lira o günkü parayla bugün 8.400 lira artık. Bunu görmek ve bundan sonra ekonomik programımız işliyor diyenlere artık bıçağın kemiğinde olduğunu göstermek lazım. Ben 31 Mart'ta seçimleri kazanmadan önce dedim ki biz Türkiye'yiz. İttifak kurmak istedik, kuramadık. Cumhur İttifakı'ndan ise anlaşmamız mümkün değil. Gelin Türkiye İttifakı'nı kuralım dedik. Ay yıldızlı al bayrağın renkleriyle, kırmızı beyaz renklerle Türkiye İttifakı'nı kurduk. Bütün sosyal demokratların yanına milliyetçi demokratları, muhafazakar demokratları ve Kürt demokratları davet ettik. Dedik ki gelin hep birlikte olalım. Bu ülkeyle, vatanla, milletle, bayrakla sorunu olmayan Türkiye ittifakına koşsun dedik. Sağ olsunlar geldiler. O gün MHP'lileri, AK Partilileri davet ettik. Dedik ki bu bir yerel seçim. Siz hükümete sarı kart gösterin. Deyin ki ben senden rahatsızım. Sağ olsunlar yaptılar. Ben de dedim ki bu seçim sonucunu araçsallaştırarak, bahane ederek erken seçim demeyeceğim. Ama yeter ki sizin sesinizi duysunlar, emekliye, emekçiye, çiftçiye, narenciye üreticisine, arı üreticisine sahip çıksınlar. Dedik ki turizmciye sahip çıksınlar. Yapmadılar. 10.000 liralık emekli maaşını
Asgari ücret yap dedik, şaka yapar gibi 12 bin lira yaptılar. 10 bin lira Ocak'ta 25 kilo dana kıyma alıyordu, şimdi 12 bin lira 20 kilo dana kıyma alamıyor. Asgari ücrete zam yapmadılar. Bütün tarım fiyatlarını, ürün fiyatlarını düşük açıkladılar. Ama fasulyeyi Burdur'da, tarlada 8 liraya aldılar, Antalya'da 80 liraya sattırdılar. Narenciyeyi dalında bıraktılar ama vatandaşın da filesini pahalıya doldurdular. Öyle olunca dedik ki geçim olmazsa seçim olur. Ben gittiğim her yerde soruyorum, geçinebiliyor musunuz diye. Bugün ses Türk İş'ten gelmiş, geçinemiyoruz diye. Emekliler yoksul, emekçiler yoksul, köylü yoksul, çiftçi yoksul, hayvancı yoksul, esnaf yoksul. Herkes perişan, bıçak kemikte. Öyle olunca bundan sonra madem geçim olmuyorsa bundan sonra seçim olur. Ve bugün Erdoğan ve Bahçeli oturdular, 42 dakika konuştular. Ne konuştular bilmiyorum. Konuşmak iyidir, görüşmek iyidir. Ama sonra deniyor ki gelecekler. Deniyor ki anayasa yapalım diyecekler. Onlara cevabımı buradan bir kez daha söylüyorum. Anayasa yapılacaksa Erdoğan için yapılır. Erdoğan için yapılmaz. Anayasa yapılacaksa önce mevcut anayasaya uyularak yapılır. Böyle Hatay'ın seçtiği milletvekili hapiste, Gezi davasındaki masumlar hapiste, ahim kararları uygulanmıyor. Anayasayı alt düzey mahkemeleri bile takmıyorken. Her gün anayasa Cumhurbaşkanı ve AK Partililer tarafından çiğneniyorken. Anayasal barınma hakkınız 8 yıldır elinizden alınmışken. Anayasaya göre en iyi eğitim, en iyi sağlık hakkı evlatlarınızdan alınmışken, anayasaya göre aldığınız maaşla kira ödesen aç kalırsın, karnını doyursan sokakta kalırsın. Barınma hakkı, beslenme hakkı ihlal ediliyorken onlarla oturup anayasa konuşmaya değil, sizlerle birlikte kurtuluşu konuşmaya ihtiyacımız var. Herkes bilsin ki her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Hepimizi en kısa zamanda yapılacak ilk seçimle halkın iktidarı kurulduğunda nasıl bugün onların tutmadığı sözleri Cumhuriyet Halk Partisi tutuyorsa, Muhittin Böcek tutuyorsa, size yapılan tüm kötülükleri telafi etmeye, maaşları düzeltmeye, yaşam koşullarını düzeltmeye, alım gücünü arttırmaya ve bu ülkeyi zengin, müreffeh, güçlü bir ülke yapmaya ant içtik. Kim olarak? Cumhuriyetin, Türkiye'nin birinci partisi olarak. Kim kurdu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz veriyoruz ki ikinci yüzyılda da yüzlerinizi güldüreceğiz. Sizden başka derdimiz yok. Kendimize dair hesabımız yok. Ama emin olun ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önce nasıl kurtardıysa yine kurtaracak. Nasıl fabrikalar kurdu, iş buldu, yine bulacak. Nasıl yoksulluğu durdurdu, ülkedeki herkesin karnını doyurdu, yine doyuracak. Çünkü her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evleriniz hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde oturun. Son ev teslim olduğunda o eve çay içmeye, sizinle sohbet etmeye geleceğim. Sizi burada yaşanan tüm zorlukları bir şekilde çözeceğiz. Taşınma parasını az önce arttırdı. O işi halledeceğiz. Size ezmeye kalkan yönetim olursa karşısına dikileceğiz. Siz kimsesiz değilsiniz. Sahipsiz değilsiniz.
kimse unutmasın ki Türkiye'de kimseyi zenginlere ezdirmeyiz. Yukarılardan bakıp da sizi karınca gibi görmesinler. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım.